hem geçmişi yaşıyorum, adeta bir nostalji yaşıyorum. İstanbul'da avukatlığa yeni başlamış, genç bir avukattım. Ve Refah Partisi'nin ki il başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dı, ben de onun yardımcılarından biriydim. Bir gün yazıhanemde otururken 1987 seçimlerine doğru gidiyorduk. Seçim takvimi başlamıştı. Telefonum çaldı yazıhanemde otururken. Telefondaki ses dedi ki sizi hocama bağlıyorum. Karşımda rahmetli Necmettin Erbakan hocamdı. Selam be. Selam verdi. Mehmet Ali besmeleyi çek, kolları sıva, hemen koş, seni Çankırı'dan milletvekili adayı gösteriyoruz. Hocam deyip itiraz bile edemezsiniz rahmetliye. Öylesine dava şuuruna sahip, inançlı ve kararlı bir liderdi. Allah rahmet eylesin. Kendisinden çok şey öğrendim. Üzerimizde büyük emekleri var. Hocam dedim, ben uzun yıllardır İstanbul'da yaşıyorum. İlkokuldan sonraki tüm tahsil hayatım İstanbul'da geçti. Üniversiteyi de burada bitirdim, burada avukatlık yapıyorum. Hatta Anavatan Partisi'nin rüzgarının çok sert estiği yıllardı o yıllar. Hocam dedim, benim babam, ki o zaman benim ilçem Ovacık Çankırı'ya bağlıydı, Ovacık Anavatan Partisi ilçe başkanı dedi. Evet öyleydi. Ne dedi Erbakan Hoca biliyor musunuz? İyi ya dedi. Şimdi babalar oğullarına tabi olacak. Şimdi gideceksin, babana söyleyeceksin, oradan istifa edecek ve Refah Partimize geçecek. Gerçekten öyle oldu Bekir Bey. Gerçekten öyle oldu. Kendisi çok sıkıntılar yaşadı. Üç partisi Anayasa Mahkemesi'nce kapatıldı. Son iki partisi ki o iki partisinin kapatılmasında da savunma hazırlıkları içerisinde bulunan bir milletvekiliydim. Hukukçu milletvekili olarak. İki partinin de kapatılması biraz önce Adalet Bakanımız Bekir Bey'in gündeme getirdiği başörtü konusuydu. Her iki partide kimi Refah Partisi yöneticileri başta genel başkanlar olmak üzere üniversitelerde başörtülü de okunabileceğini söylemek suretiyle laik düzene açıkça başkaldırıda bulunmuşlardır. O nedenle bu partinin kapatılması gerekir. Bekir Bey gerekçe aynen böyleydi. Erbakan hocanın, hocamızın düşünüp de yapamadıklarını yıllar sonra Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlar olarak bizler ve AK Parti olarak bizler gerçekleştirdik. İnanıyorum ki ruhu şad oluyordur. Öyle inanıyorum. Şimdi işte 28 yıl önceye giderek bu anımı sizlerle paylaşma imkanı buldum. Allah kendisine rahmet eylesin.